Arkadaşlar merhaba. Bugün Seviye Yayınları AYT deneme sınavlarının çözümlerini yapacağız. Şimdi arkadaşlar 35. sorudan başlıyoruz çözmeye. Şimdi arkadaşlar 35. soruda ne diyor? Geçmiş dönemlerde dünya nüfusu çoğunlukla artış eğilimi göstermiştir. Demograflar yani nüfus bilimciler tarih boyunca 3 büyük nüfus patlaması yaşandığı düşünülmektedir diyor. Şimdi arkadaşlar dünya nüfusunda 3 sıçrama dönemi kabul edilir. Yani nüfus patlama dönemi kabul edilir. Şimdi arkadaşlar birincisi şudur. İlkel dönemlerde kesici aletlerin yapılması birinci sıçrama dönemidir. Yerleşik hayata geçirip tarımın başlaması üçüncü sıçrama dönemidir. Daha sonraki ise arkadaşlar üçüncü sıçrama dönemi sanayi devrimidir. Buna göre diyor, gelişmelerden hangileri nüfus patlamaların yaşanmasına neden olmuştur diyor. Şimdi biz ne diyoruz? Nüfus sıçramada üç dönem vardır. Kesici alet, tarım, sanayi. Şimdi arkadaşlar baktığımızda burada 3 ve 4 olduğunu görüyoruz. Çünkü 3 ve 4'te sıçrama dönemi yaşanmıştır. Şimdi arkadaşlar 36. soru. Önce soruları bir silelim arkadaşlar. Şimdi 36. soruda sanayi devrimi sonrasında diyor. Hızlanan göç olayı şehirleşme olayını da hızlandırmıştır. Evet, sanayileşmeyle birlikte arkadaşlar kırdan kente göçler hızlanmıştır. Günümüzde diyor, dünyanın bazı kesimlerinde nüfusun büyük bir kısmının kentlerde yaşadığı ülkeler kadar diyor, kentleşme hareketlerinde yoğun şekilde yaşandığı ülkeler de vardır. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kentleşme hareketinin yoğun şekilde yaşandığı ülkelerden biridir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edin günümüzde diyor. Şimdi bakın Fransa, Portekiz, Danimarka gibi ülkeler sanayi devrimiyle birlikte kentleşmeye başladılar. Fakat burada Çin'e baktığımızda arkadaşlar Çin özellikle 2000'li yıllardan sonra sanayileşme hızlanmasına başlanmıştır. İşte Çin'de sanayileşme hızla başlayınca arkadaşlar kentleşme hareketlerinde yoğunlaşma yaşandı. Çünkü bu sefer Çin'in kırsalından kentlere doğru büyük bir göç yaşanmıştır. Bu yüzden cevap A şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Zaten Singapur biraz daha uzak doğuda bir ada ülkesi. Zaten gelişmeleri hemen daha çok hizmet sektörü üzerindedir. Evet, 37. soru. Diyor ki, aşağıda bazı yeraltı kaynaklarının kullanım alanları verilmiştir diyor. Paslanmaz çelik yapımında kullanılır. Krom. Yani evde mesela krom tencereler vardır, aklınıza gelir. Jet ve roket yakıtı üretiminde kullanılır. Bor minerali. Aynaların sırlanmasında ve ölçüm aletlerin yapımında kullanılır. Şimdi arkadaşlar ölçüm aletleri dediği bu termometreler. Mesela termometrenin içerisinde arkadaşlar civa kullanılır. Floransan lambaların içerisinde civa kullanılır. Aynaların sırlanmasında gümüşle birlikte civa kullanılır. Yani şurada anlattığı da civa. Süs eşyası yapımında kullanılır. Yani aslında bu çeşitli olabilir ama ben şıklardan bakarak bunun otu taş edeceğim. Ne diyor? Buna göre diyor hangi maden türüyle ilgili bilgi verilmemiştir? Bor, krom, civa ve otu taşı ile ilgili bilgiler var. Fakat demir ile ilgili bilgi verilmemiştir arkadaşlar. Bu yüzden cevap C şıkkıdır diyoruz. Evet, çoğu sanayi testlerinin 38 soru arkadaşlar.
çoğu saray testlerinin kuruluş yeri seçilirken su kaynaklarına yakınlık dikkate alınır. Bu durum bazı ham maddelerin işlenmesi için çok miktarda suya ihtiyaç duyulması ile ilgilidir. Çünkü arkadaşlar bazı ham maddeleri işleyebilmek için arkadaşlar suya ihtiyaç duyarsınız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda belirtilen özellikteki sanayi testlerine örnek gösterilemez? Şimdi arkadaşlar bakın demir çelik sanayisinde, termik santrallerde, kağıt fabrikalarında ve nükleer santrallerde büyük miktarda su kullanılır. Zaten dikkat ederseniz bu fabrikaların birçoğu zaten özellikle deniz kıyıları seçilmiştir. Fakat mobilya fabrikaları, yani acaba bu bildiğiniz mobilya, yani oturma takımı grubu yapacak, atak takımı yapacak. Haliyle bunun yani su kullanılma ilgisi yok. Çünkü bunlar daha çok atölyelerde yapılan işlemler. Şimdi 39 soru arkadaşlar. 39'a bakalım. Şimdi ne diyor 39 soruda? Bir köy altı yerleşmesinden bahsediyor. Diyor ki deniz, göl ya da akarsu kenarlarında balık avlamak ya da üretmek için kurulmuş geçici yerleşmelerdir diyor. İşte balık kapanları adıyla bilinen bu yerleşme işte Batı Anadolu'da Akdeniz kıyılarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle de Türkiye'de en çok bilinen Ortaca ilçesine bağlı olarak yerleşmedir. Yani arkadaşlar sonuçta balıkçılıkla uğraşan bir tek yerleşme vardır. Bakın arkadaşlar çiftlik. Arkadaşlar çiftlikler geniş ve düzlük arazilerde hayvan barınakları, hayvan depo ahırları yani ev ve depolardan oluşur ya da tarım aletlerinin saklandığı geniş düzlük arazilerdir. Mezra, işte bunlar köyden daha küçük, 10-15 evden oluşan, köyün dışında kurulan ve tarımla uğraşan yerleşmelerdir. Divan, Batı Karadeniz'de görülen dağlık kır yerleşmeleridir. Yayla ki Türkiye'de en yaygınlık olan yayladır. Genellikle hayvanları otlatmak amacıyla yükseklere kurulan yerleşimlerdir. Bakın, çiftlik, divan, yayla ve mezra ağırlıklı tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Fakat bunlar içerisinde balıkçılıkla uğraşan sadece ne vardır arkadaşlar? Dalyan vardır. Bir tek dalyan ne yapıyor? Balıkçılıkla uğraşıyor. Şimdi 40. soru arkadaşlar. 40. soru. Şimdi diyor ki aşağıdaki Türkiye haritasında Türkiye'de pamuk üretiminin dağılışı gösterilmiştir diyor. Buna göre harita göz önüne alınırsa Türkiye'de pamuk üretimi hakkında diyor aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A şıkkı ne diyor? Türkiye ekonomisine etkisi en az, etkisi azdır diyor. Arkadaşlar bir defa bu buradan çıkmaz. Ayrıca pamuk özellikle tekstil anlamında Türkiye'nin en önemli ihraç ürünüdür, onu da söyleyeyim. İç bölgelerde diyor pamuk tarımı yapılmaz. Arkadaşlar iç bölge dediği zaman, ama Güneydoğu Anadolu var, dikkat edin. Ki en çok Türkiye'de pamuk üretimi burada yapılıyor. O zaman B şıkkı da eleniyor. Sanayi için ihtiyaç duyulan pamuk ithalatla karşılanır. Arkadaşlar bu haritadan bu çıkmaz. D şıkkı kalsın arkadaşlar. D şıkkı kalsın. E şıkkına bakalım arkadaşlar bir. E şıkkına bakıyoruz. Pamuğa dayalı sanayi sadece diyor haritada işaretlenmiş illerde gelişmiş. Hayır. Pamuk tarımı her yerde yapılabilir arkadaşlar. Pamuk sanayisi her yerde yapılabilir. Pardon. Pamuk üretimi diyor yaz kuraklığının yaşandığı illerde yapılmaktadır. Arkadaşlar biliyorsunuz pamuk yaz kuraklığı ister. Zaten dikkat ederseniz haritada mesela Karadeniz bölgesinde pek pamuk yok.
Çünkü pamuk genellikle ne istiyor? Yaz, kuraklığı ister. İşte bu yüzden de cevap arkadaşlar D şıkkıdır diyoruz. Şimdi arkadaşlar sosyal bir testini bitirdim. Hani sözelci arkadaşlar için sosyal iki testini de çözelim arkadaşlar. Şimdi evet 12. sorudan başlıyor sosyal iki arkadaşlar. Şimdi aşağıda diyor bir ülkenin 1950-2018 yıllarına ait nüfus piramidi verilmiştir. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat ederseniz 1950 yılında bu ülkenin tabanı çok geniş. Ama 2018 yılında tabanı daralmış. Peki arkadaşlar bu ülkenin 2018'de bakın dikkat edin tabanı daralmış. Demek ki 1950 yılında bu ülkede arkadaşlar doğum fazlaymış. Doğum fazla. Ama 2018 yılına geldiğimizde taban daraldığı için kesinlikle bu ülkede doğum ne olmuş? Azalmış. Çünkü niye? Taban daralmış. Şimdi hangisi yer almaz diyor. Nüfusun yaş ortalaması artmıştır. Evet arkadaşlar bu ülke gelişmeye doğru gittiği için nüfusun yaş ortalaması artmıştır. Kırsal nüfus azalmıştır diyor. Arkadaşlar bu ülke sanayileşmeye doğru gittiği için mantık olarak kentsel nüfus artmıştır. Yani A ve B şıkkı doğru. Doğum oranları düşmüştür. Evet. Gelişmeye doğru gitmiş çünkü taban daralmış. Yaşlı nüfus artmıştır. Doğru. Çünkü doğum azaldığı için yaşlı nüfus artar. Medyan yaş azalmıştır diyor. Arkadaşlar medyan yaş hatırlarsanız şuydu. Bir ülkede nüfusu en küçükten en büyüğe doğru sıralayıp tam ortaya denk gelen gruptur. Arkadaşlar gelişmiş ülkelerde yani bir ülke gelişmişliğe doğru giderse arkadaşlar o ülkede ortanca yaş artar. Örneğin Türkiye'de 1990 yılında arkadaşlar ortanca yaş 19. Ama şu anda baktığımda arkadaşlar 2018-2019'a baktığımızda Türkiye'de ortanca yaş 40 civarı. 41 civarı. Bakın bu da demektir ki artık Türkiye nüfusu nereye doğru gidiyor? Mesela yaşlanmaya doğru gidiyor. Medyan yaş azalmıştır değil, yaşlı nüfus arttığı için ortanca yaş grubu da ne olmuştur? Artmıştır diyor yani cevap. E şıkkı arkadaşlar. 13. soru arkadaşlar. Diyor ki deprem sonrasında yaşanan nokta nokta etkisiyle Fukushima'daki nükleer santralin soğuma bölümünde arızalanması sonrası yaşanan patlama ciddi hasara ve radyoaktif sızıntıya neden olmuştur diyor. Radyoaktif sızıntı nedeniyle Fukushima nükleer santralinin çevresinde yaşayan insanlar evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Peki depremler sonrasında ne yaşanıyor arkadaşlar? Çünkü kıyı kentlerinde tsunami yaşanıyor. Ki bu tsunami sırasında arkadaşlar oluşan dev dalgalar buradaki nükleer santralin çok ciddi şekilde hasar görmesine neden olmuştur. Bu yüzden cevap A şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. 14. soru arkadaşlar. Türkiye nüfusunun diyor yapısal özellikleri son yıllarda hızlı bir değişim göstermiştir. Nüfusun yapısal özelliklerinin çoğunun gelecekte daha da farklı olması bekleniyor. Evet aslında Türkiye'nin nüfus projeksiyonuna baktığımızda gelecekte daha farklı nüfusla ilgili değişimler bekleniyor. Buna göre gelecek yıllarda Türkiye'nin nüfus yapısında aşağıdaki belirtilen gelişmelerden hangisinin yaşanması söz konusudur? Tarımla geçinen nüfus oranı yükselecektir diyor. Hayır arkadaşlar Türkiye'de tarımla geçinen nüfus oranı gittikçe azalıyor. B şıkkı kalsın.
kırsal nüfus oranı yükselecektir. Hayır, arkadaşlar, Türkiye'de şu anda zaten kentsel nüfus oranı yüksektir. İleride daha da yükselecek. Nüfus artış hızı yükselecektir diyor. Hayır arkadaşlar, şu anda bize nüfus artış hızı gittikçe azalıyor. Neden bunlar azalıyor? Çünkü doğum oranı azalıyor. Evet, Türkiye'de arkadaşlar doğum oranı azaldığı için nüfusun yaş ortalaması yükselecektir. Yani biz buna medyan yaş ortalaması diyoruz. Ki sosyal bilimde de söyledim. Mesela 1990'lı yıllarda Türkiye'nin yaş ortalaması 19 iken şu anda Türkiye'nin yaş ortalaması 40'a geldi. İşte gelecekte Türkiye nüfusu ne yapıyor? Yaşlanmaya doğru gidiyor. Bu yüzden cevap B şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. 15. soru. Ya bir bakalım. Şimdi ne diyor 15. soruda? Şimdi arkadaşlar evet, konut malzemelerinden bahsediyor. İşte biliyorsunuz insanlar doğal çevre koşullarına uygun yapı malzemesi kullanıyorlar. Mesela ağaçların yaygın olduğu yerlerde biliyorsunuz ahşap kullanılıyor. İşte toprak kullanılıyor bazı yerlerde, bazı yerlerde taş ev kullanılıyor. Buna göre haritada gösterilen kırsal yerleşmelerin hangisinde mesken yapı malzemesi olarak ahşap kullanılmaktadır diyor. O zaman arkadaşlar ben burada ahşap yapı malzemesi olarak baktığımda ormanın yoğun olduğu yerlere bakıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şurası Yıldız Dağları şu kısım ki burada orman yüksektir. Burası Doğu Karadeniz'dir. İşte buralarda arkadaşlar orman oranı yüksek olduğu için genellikle yapı malzemesi olarak ahşap kullanılır. Mesela 3 numaralı yerde kerpiç kullanılır. 4 numaralı yerde mesela taş kullanılır. Fakat bize burada neyi soruyor? Ahşap sorduğu için cevap 5 şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi diyor ki 16. soruda üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerinin aksamadan işlemesi, küresel ticaretin sürekli olarak yapılmasının temel koşuludur. Buna göre aşağıda verilen olaylardan hangisi bir ürünün, bakın bir ürünün üretim aşamasını soruyor. Bakın üç aşama vardır. Üretim, dağıtım, tüketim. Bize ama üretimle ilgili olan sorunu soruyor. A şıkkı ne diyor? Yetersiz boru hatları nedeniyle diyor Hazar Havzası'nda diyor doğalgaz üretiminin yetersiz olması. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz boru hatlarının yetersiz olması. Yani arkadaşlar bu dağıtımla ilgili bir süreç. Kuş gribi salgını nedeniyle diyor tavuk ürünü tüketiminin azalması. Ayrıca bu tüketimle ilgili bir süreç. Tüketimden kaynaklanan bir olumsuzluk. Kahveye olan talebin fazla olması nedeniyle üretimin yetersiz kalması. Yani kahve olan talep artmış, tüketim üretimden kaynaklanıyor. Bu da üretimle ilgili arkadaşlar. D şıkkı kalsın. Ulaşımın kolaylaştığı yerlerde ticari faaliyetten artması. Bu da dağıtımla ilgili bir olay arkadaşlar. Bize ne diyor? Çünkü üretim aşaması diyor. Kuraklığın üretimin azaldığı pamuk fiyatlarının yükselmesi. Bakın kuraklıktan dolayı üretim azalmış mı? Bakın üretim aksamayı göstermiş. Üretim aksadığı için de pamuk fiyatları ne yapıyor? Yükseliyor çünkü az pamuk olunca fiyatlar aşırı şekilde yükseliyor. Yani burada cevap D şıkkıdır arkadaşlar. Şimdi 17. soru arkadaşlar. Şimdi ne diyor 17. soruda? Zaman içinde değişen teknoloji ve ihtiyaçlara bağlı olarak doğal kaynak olan talepler değişir. Şimdi arkadaşlar geçmişte bana lazım olan doğal kaynaklar ile şu anda lazım olan doğal kaynaklar farklı olabilir.
Peki neden doğal kaynaklar daha çok değerli olmaya başladı? Çünkü arkadaşlar birçok ürün artık sanayide kullanılmaya başladı. Sanayide kullanıldıkça arkadaşlar bir ürünün, bir doğal ürünün geliri ne yapıyor? Gerçek değeri artıyor. Ürünlerin uzak pazarlara uğraştırılması sağlayan ticari rotaların keşfedilmesi. Arkadaşlar bir defa soruda ne diyor? Gelişmelerden hangileri doğal kaynaklara gerçek değerleri kazandırmıştır? Arkadaşlar bir defa içine diyor, sanayi ürünleri üretiminde verimliliği arttıracak yöntemlerin geliştirilmesi, artık doğal kaynaklar daha verimli kullanılmaya başlayacak. Bir de arkadaşlar birçok ham maddenin sanayide kullanılmaya başlaması. Eskiden benim kullanmadığım doğal kaynaklar şu anda sanayinin gelişmesine bağlı olarak ne yapılıyor? Daha da çok kullanılmaya başlıyor. Yani cevap 2 ile 4 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani cevap değişik arkadaşlar. Silelim burayı arkadaşlar. Şimdi gelelim 18 soruyu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız biz Türkiye'de tarımı anlatırken bazı tarım ürünlerinde dedik ki devlet kontrolünde gelir. Hangisi yanlış verilmiştir diyor. Pamuk aşırı su gerektirdiği için tarım topraklarına zarar vermesi. Arkadaşlar devlet bir defa pamuğu kontrol etmiyor. Yani bu kontrolsüz ekiliyor. Pirinç, tarlaların sıtma hastalığına zemin hazırlaması. Evet, salgın hastalıklardan dolayı pirinç devlet kontrolündedir. Haşhaş uyuşturucu olduğu için, yine kenevirde uyuşturucu olduğu için arkadaşlar devlet kontrolünde ekiliyor. Yani bunlar hepsi devlet kontrolünde ekiliyor. Fakat pamuk devlet kontrolünde ekilen bir ürün değildir arkadaşlar. Yani cevap A şıkkıdır diyoruz. Soruya bakalım. 19. Evet, basit, genel kültürle yapılacak bir soru. Ne diyor? Turizmin geliştiği merkezler. Bakın işte buradan kurtardık. Turizmin geliştiği merkezler diyor. Sezon içinde talep, büyük talepler oluyor. Daha çok tüketim yapılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi turizm faaliyetlerinin etkisiyle ticaretin sezona bağlı, yani mevsime bağlı olarak arttığı yerleşmeleri örnek gösterilemez. Şimdi arkadaşlar Marmaris, Antalya, Bodrum ve Alanya biliyorsunuz özellikle yaz turizmine bağlı olarak bu bölgelerde ticaret, turizm, nüfus gelişme gösteriyor. Fakat Tarsus arkadaşlar bir turizm şehri değil, Tarsus daha çok bir tarım şehri olduğu için yani sezona bağlı olarak bir yerleşme örneği değildir. Yani cevap C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi 20. soru. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Türkler Orta Asya'da bozkır kültürden gelen, çadırda yaşayan, işte küçük el sanatlarıyla uğraşan bir toplum. Daha sonra yerleşik hayata geçiyorlar. Tabii yerleşik hayata geçtikleri zaman arkadaşlar çeşitli eserler bırakıyorlar yaşadıkları bölgelerde. Bakın ne diyor? Buna göre Türk kültürüne ait eserler aşağıdakilerden hangisi görülmez. Şimdi arkadaşlar bakın Bosna Hersek Türklerin zamanında yaşadıkları yerler. Macaristan Türklerin zamanında yaşadıkları yerler olduğu için buralarda Türklere ait mimari eserlere rastlıyoruz. Yine Hindistan ki kavimler göçünden sonra bir grup Orta Asya'dan ayrılan Türk toplumu Hindistan'a doğru ilerlemiştir. Ayrıca yine Mısır'da da yine Türklere ait eserler var. Arkadaşlar biz Türkler ne Osmanlı döneminde daha sonra ya da daha sonra hiçbir zaman Finlandiya'da herhangi bir eser bırakmamışlardır. Yani mesela ben Finlandiya'da Türklere ait bir mimari eser görme şansım yok. Yani cevap C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar.
Şimdi ne diyor bize soruda? Bir ülkenin yakın çevresindeki diyor ülkelerin özellikleri ve yaşanan gelişmeler jeopolitik özellikler üzerinde etkili olur diyor. Buna göre Türkiye haritasında diyor gösterilen merkezlerin hangisi Türkiye'nin jeopolitik önemini arttırmıştır diyor. Şimdi bir, muson, yıllık devirli rüzgarlar muson. Arkadaşlar muson rüzgarlarıyla Türkiye'nin jeopolitiği arasında hiçbir ilişki yok. İkinci bölge kuraklığın şiddetinin fazla olması. Arkadaşlar bu da yani Türkiye'nin jeopolitiğiyle ilgisi yok. Süveyş kanalının bulunması. Bir defa Süveyş kanalı bulunmadı. Süveyş kanalı açıldı arkadaşlar. Bu olabilir. Ama bundan daha yakın bir yani Süveyş kanalının açılması Akdeniz'in önemini arttırdı aslında. Ama bu da az da olsa var aslında. Ama dörde bakalım. Zengin doğal gaz ve petrol yataklarının bulunması. Evet arkadaşlar işte şurası. Hazar petrolleri ve doğal gazının bulunduğu yer. Çünkü bu buradaki doğal gaz ve petrol ki şu anda da gündemde olan boru hatlarıyla Avrupa'ya gönderiliyor. İşte bu da Türkiye'nin jeopolitik önemini arttıran bir unsurdur. Nemli ve yağışlı iklim koşulları. Acaba bunun da jeopolitik önemi yok. Yani cevap burada D şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım 22 soru son soru. Milyarlarca yıldır diyor dünya kendisini yenileyebiliyor arkadaşlar. Dünya ama bugüne baktığımızda dünya ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bulunuyor. Çünkü arkadaşlar doğal ortam ve çevreler her geçen gün daha da büyük tahrip ediliyor. Peki bize soruyor. Bu durumun ortaya çıkmasında diyor 20. yüzyıl ve sonrasında yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha etkili olmuştur? Büyük barajların inşa edilmesi. Arkadaşlar bu pek doğal çevreyi o kadar aşırı şekilde bozan bir olay değil. Volkanik püskürmelerin yaşanması. Arkadaşlar bu 20. yüzyıldan önce de yaşanıyordu. Tarım topraklarının zarar görmesi. Acaba tarım topraklarının zarar görmesi yani dünyayı bu kadar büyük şekilde etkileyen bir olay değildir. Yine yeraltı kaynaklarının daha fazla kullanılması. Yani tamam bu da doğal dengeyi bozuyor ama her zaman bu bozuyor bunlar. Ama bize ne diyor? 20. yüzyıl ve sonrasında yaşanan diyor. Peki 20. yüzyıl ve sonrasında ne oldu arkadaşlar? Teknoloji ve sanayi gelişti. Teknoloji ve sanayinin gelişmesiyle birlikte arkadaşlar hava kirliliği, çevre kirliliği, fabrikalardan çıkan dumanlar iyice ne yapmış oldu? Arttı çünkü fosil yakıtlar kullanılmaya başlandı. Evet arkadaşlar, bugünkü deneme sınavımız çözümleri bu şekildeydi. Başka bir deneme sınavında arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.